Son olarak tokluk yaratanları sordum. Yedikçe yedirten sıkıntılı dediğiniz gıdaları da sayalım izleyicilerimiz için. Bu basit karbonhidratlar deriz. Özellikle basit şekerler. Nelerdir bunlar? Böyle hani tatlılar, kekler, poğaçalar, börekler ki bence hepsi güzel. Annelerin Katılıyorum. günlerinden uzak durun. Annelerin günlerindeki yaptıkları işte o dediğimiz işte o soğuklar vesaireler. Birçoğu bunların aslında basit şeker grubuna girer. Basit karbonhidrat kısmına girer. Bunların vücutta yarattığı etki şudur. Böyle bir anda insülinimizi yukarı Bir çıkartır. anda Böyle mutlu eder, kendimizi bir anda da iyi pişman hissettikten sonra eder. bir anda aşağı düşer ve ciddi açlık yaratır. Ve tekrar onu normal seviyeye getirmek için biz tekrar yemek yemeye başlarız. Eğer vücutta ani değişimler istemiyorsak kan parametremizin de hızlıca inip çıkmaması, insülin değerimizin çok hızlı inip çıkmaması, stabil kalması gerekiyor. Bu yüzden abur cuburdan, tatlıdan, basit tatlıdan, basit şekerden, kekten, börekten, poğaçadan çok da onları çok hayatın merkezine koymadan uzak kalmak biraz daha iştahı kapatmaktır. Nedir? Şekerli yemediğinizde bir süre sonra canınız şekerli istemiyor. Bir bakıyorsunuz bitter çikolatası da çok da yarıyormuş aslında. Hani çok daha büyük derin tatlılara ihtiyacınız yokmuş. Bu yüzden hep şunu söylüyorum. Paketli gıda, özellikle şeker içeriği yüksek olan paketli gıda sizi sürekli olarak yemeğe iter. İçecekler burada yine önemli. Hazır içecekler, gazlı içecekler konuşulmaz ama hani iştah konusunda ciddi insülini yine çıkartıp indirdiği için problem yaratabilir. Bunlardan daha uzak Sindirimi durmak. kolaylaştırsın diye bir kola içiliyor ama gerçekten aslında iştah O açıyor. kaş yaparken göz değil bayağı bütün yüzle alakalı sorun yaratmak anlamına geliyor Aslında sevgili kesinlikle. Pınar Demirkaya'nın söylediği şu, hiçbir zaman yemeğin değil ama her sabah poğaçayla kahvaltı yapanları Evet. buradan sesleniyor. Böyle bir beslenme sistemi olmaz. İki Olmaz. saat sonra acıkırsın. Yanlış şey yapıyorsun diyor. Aman canım sabah ne yedim, bir tane poğaça yedim falan. Değil. Doğru sisteme geçerseniz onu da ömür boyu korursunuz diyor. Süremiz doldu ama bizim konular bitmedi. Ben hala böyle birkaç saat daha konuşabileceğimizi düşünüyorum. Biz sizin evet öyle bir elektriğimiz var. Başladığımızda böyle baya bir aralıksız 3-4 saat bence de Ne mutlu konuşabiliriz. bizim için. Kesinlikle. Ki Bir ortak mukabele. hedefimiz var. Evet. Sağlıklı yaş almak, yaş alırken de sağlıklı olmak. Ben de böyleyim diyeyim. Kesinlikle öyle. Bir de şey için çalışıyoruz bence biz. Kadınların kendilerini daha iyi hissetmeleri için kendilerini bir noktada güzel görmeleri gerekiyor. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Her gün deneyimliyorsunuz. Bu içten dışa güzellik meselesini ne kadar çok farkındalık yaratıp kadınlara aşılayabiliriz noktasında aynı hedeflerimiz olduğu için öyle Kesinlikle. tatlı tatlı uzuyor Filtrelerin gidiyor. arkasından değil, gerçeğinizle mutlu olmanız için konuşuyoruz burada da. Kıymetli beslenme uzmanı, benim de çok sevdiğim Pınar Demirkaya'ya çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ve bunu da konuşalım diğer konuğumuzla. Başka bir konuyla devam ediyor Tunus'uyla.